Merhabalar Zerrin Hanım, nasılsınız? Merhabalar. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum diyebilirim gerçekten. Nasılsınız peki, neler yapıyorsunuz? Şahaneyim. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Uzun zaman oldu. İşte bu akşam söyleyeceğim sevgili Selahattin Erhan'ın bir şarkısı var. Onun Türkçe versiyonunu yaptık. O da şu anda klibini çektik. Klibi işte 25'inde bütün dijital platformlarda sanıyorum. Sözler sevgili Sezen Aksu. Türkçeleştirdik çünkü. Yine beste çok sevgili Selahattin Erhan. Güzel bir şarkı. Yani tam böyle gençliğe göre... Yani şıkır şıkır bir şarkı. Herhalde bekliyoruz biz de. Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bunun dışında çok iyiyim. Sağlığıma çok dikkat ediyorum. Yani ben nasıl bu şeyi bunsuz indim. Masksız, maskesiz. O yukarıda kaldı bir heyecandan herhalde bekliyorsunuz diye. Özür dilerim eğer beklettiysem. Çünkü bilmiyordum ne zaman burada olacağınızı. Bugün için neler söyleyeceksiniz peki? Jüri üyesisiniz siz de. En iyi modeli seçeceksiniz. Evet, aslında çok farklı bir branş benim için. Ama yine görsellikte beğendiğim, yani hakikaten hak eden bir insanı kendi şahsım adına oy vereceğim. Çok güzel bir ortam. Çünkü uzun zamandır ben 1,5 senedir falan evdeyim. Yani evden dışarı hiç çıkmıyorum. Hiç tatil falan da yapmadım. Sadece işte çalıştım. Hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor. Yani büyük bir aile saadeti. Öyle. Peki sizin için güzellik ne demek? Ya benim için güzellik aslında tabii ki görsel çok önemli ama bence yüreğin güzel olması çok daha önemli benim için. Yani yürek. Çünkü pek güzellik, pek yürek güzelliği artık kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü artık zamanımızda bütün sevgiler, dostluklar ve arkadaşlıklar tamamıyla menfaatsel ilişkilere dayanmış. Bu da benimle hiç alakası olmayan bir durumdur. Hiç işim olmaz biliyorsunuz ama gerçekten böyle. Onun için dünyada sevgiden daha önemli bir şey yok. Çünkü o kadar çok seversiniz ki o zaten dünyanın en güzel insanı olur sizin yüreğinizde diye düşünüyorum. Ama görsellik tabii ki eğer böyle bir yarışmada ve böyle bir gecede bulunuyorsan onun da hakkını vermek gerekir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de bir paylaşımda bulundunuz. Çok konuşuldu. Hayvanlar severler tarafından da çok eleştirildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir açıklama da yaptınız aslında ama. Ay şeyi söylediniz. Çöpük çöpekler karıştırır. Ay ben ona kahroldum. Yani o tamamıyla bir deyim aslında. Ünlü bir yazarın söylemi. Asla ben o köpeklere kurban olurum ben. Yani ben kendim yemem, hayvanlarıma yediririm. Önemli olan insanların birbirlerine çok güzel şekilde yani anlayabilmeleri, en azından karakterine bakabilmeleri, karakterine inmeleri veya çıkmaları. Çünkü yıllarca tanınan Zerrin Özer'in zaten böyle bir şeyi anlam olarak, içerik olarak o zihniyette olmadığını bilmeleri gerekir. Ama eğer yanlış anlayan insanlar olduysa da ben çok özür dilerim şahsım adına. Çünkü benim hayatım boyunca hayvanlarım oldu. Ben kendim yemem, onlara yediririm. Yani böyle bir durum. Ya aslında bunu söylemek bile saçma geliyor bana. Peki ben geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaştınız. Acaba estetik mi yaptırdı? Açıklamalar oldu yüzümüzdeki değişimden dolayı. Yo aynı. Makyajdan dolayı. Yo aynı. Ben estetik olsam söylerim ama çok istiyorum bir karın gerdirme. Ama ondan da biraz korkuyorum. Ama çok iyi bakmak lazım. Spor yapıyorum. Şöyle çok değerli fizyoterapistim var Burak Bey. Onunla birlikte çalışıyoruz. Yani sağlık için bunu yapmak durumundayız aslında.
çok konuşuldu hani fotoğraf ve yüzümüzdeki değişmeler tamamen makyaj. Onu ben yazdım oraya. Dedim ki arkadaşım çekti ve arkadaşım da öyle bir düzeltmeler yapmış. Ben bilmiyorum nerede düzelir, nasıl olur. Hatta isimlerini de bilmiyorum. Bak dedi ne yapacağım filan. Hoşumuza gitti, koyduk. Ama ben hiç böyle bir şeyin takipçisi olmadığım için, ayrıca bu görselliklerle de işim olmadığı için bu tarz, öyle bir eğlence anında o yansımış oldu. O da onun sonucudur. Peki geçtiğimiz senelerde özel hayatınız çok konuşulmuştur. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Son durum nedir onunla ilgili? Son durum şöyle, hiç kimse yok hayatımda. Zaten olsa bilirsiniz. Ayrılıklardan sonra hemen birlikte olmalara karşıyım. Yani biraz insan üzüntülerini de yaşamalı, sevinçlerini de yaşamalı veya kendine bir zaman ayırmalı ve kendiyle vakit geçirmeli. Ben de işte kendime, hayvanlarıma, canlarıma, evlatlarıma vakit ayırıyorum. Onun haricinde zaten ben birisiyle olsam zaten siz görürsünüz veya söylerim. Çünkü eğer ben bir insanla berabersem onu sizden niye saklayayım? Hem o insana saygısızlık etmiş olurum hem de her şeyden önce kendime saygısızlık etmiş olurum. O yüzden şu anda hayatımda kimse yok. Peki kendinizi aşka kapattınız diyebilir miyiz? Ne münasebet canım, ben aşksız yaşayamam ki. Olur mu? Bütün hayatım boyunca aşk şarkıları söyledim. Bir de ben akrebi akrebim yani. Aşk çok önemli bir şey. Yani sevgi çok önemli. Birliktelik çok. Ben daha işin manevi taraflarındayım tabii. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Hay. Bir detay görüş salonu. Bir ayak değerleri. Ayakkabı da. Yok, giymiyorum. Böyle özel karar sebebi var mı peki? Bugün canım istemedi ayakkabı giymek. Teşekkürler. Bir görebilir miyiz? Tabii. Başa dönelim. Evet, bir fotoğraf alalım. Yeni geliyor, gelen şarkı.